Bebek'le Rumeli Hisar arasındaki Aşiyan'dayız. Aşiyan Parkı'nda Orhan Veli bir martıyla oturur boğaza karşı ve baka kalır giden gemilerin ardından. Orhan Veli Kanık, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Attila İlhan gibi edebiyat dünyamızın unutulmaz isimleri Aşiyan mezarlığında yatıyor. Evini bir kuş yuvası gibi kuran Tevfik Fikret de burada. Ziyaretçi Defteri programında bu hafta sizlerle Türkiye'nin ilk edebiyat müzesinde ilham dolu bir yolculuğa çıkacak. Elimdeki ziyaretçi defterini birlikte dolduracağız. Aşiyan Müzesi'ndeyiz. Tevfik Fikret'in tasarladığı evi, hayatından kesitleri, Edebiyat-ı Cedide dönemini, Abdülhak Hamit'i, şair Nigar Hanım'ı, müze yöneticisi Ata Yersu'yla konuşacağız. Mekanla imkan akraba kelimeler ve Tevfik Fikret'in son yıllarındaki o ilham ve huzuru bulabilmek amacıyla çok güzel bir mekan ve çok güzel bir imkan yarattığını görüyoruz. Bu evin kuruluş hikayesi, bu evin ne zaman tasarlandığını bize bir anlatabilir misiniz? Tevfik Fikret'in Aşiyan hayali çocukluk yıllarına dayanır. Bu ev 1906'da yapıldı fakat o çocukluk yıllarında ta annesinin ölümünden sonra babasının daha sonraki yıllarda sürgün gönderilmesiyle beraber bir yuva özlemi duymaya başlar. Ailenin büyükleri tarafından büyütüldüğünden İşte o yuva özlemi giderek artarak Aşiyan'da somutlaşmıştır. 1905 öncesinde çizmeye başladığı projeler 1906'da evin inşaatıyla tamamlanır ki Aşiyan kuş yuvası yuva demektir. Yine bir şaire yakışacak, şairane bir isimdir. Farsça'da yuva kuş yuvası anlamına gelmektedir. Burası bir müze olmanın ötesinde aslında bir şairin, bir düşünürün evi. Girdiğimiz ilk andan itibaren de aslında içerideki her gördüğümüz noktada bunu hissedebiliyoruz. Biraz anlatır mısınız bize o yıllarda o şairin evi nasıldı, nasıl kurgulanmıştı, neler vardı? Şu an aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aşiyan Müzesi içindesiniz. 1940'a kadar aile kullanır burayı. Eşi Nazime Hanım, Tevfik Fikret'in eşi Nazime Hanım satılığa çıkartınca da Lütfi Kırdar, o dönem belediye başkanı ve validir. Hasan Ali Yücel de Milli Eğitim Bakanı. Onlar vasıtasıyla belediye adına satın alınır ve bir edebiyat müzesine dönüştürülür. Bir şair dediniz. Aslında içeri girdikten sonra bir şairin evi nasıl olur onu anlayabilirsiniz. Mesela bu salon tavanında papatyalar vardır. Ortasında kelebekler uçuşur. Bastığınız kilimleri, duvardaki tabloları, renkler, armonisi, gördüğünüz tüm objelere kadar Fikret'in kendi ruhu
adeta sinmiştir Aşiyan'ı. Kendi yuvasına yuva ismini vermiş ve yuva gibi de döşemiştir. Evet, bu yuva sıcaklığını ilk girdiğimiz andan beri hissediyoruz ve aslında her alanda işte eşyalarında, şöminesinde, kendi oturduğu sandalyelerde sadece şair dedik ama iyi, önemli bir düşünür ve bir mimar, bir iç tasarımcı gibi kendisi buraları tasarlamış olduğunu da görüyoruz. Biraz o yıllara dönecek olursak, biraz o yıllardan da bahsederek içerinin düzeniyle ilgili bize hikayeleri de anlatır mısınız? Şimdi aslında biz müzecilik olarak bunları insanlara hissettirmeye çalışan bir yapıya gitmeye çalıştık. 2010 senesindeki restorasyon sırasında amacımız şuydu. Siz bir eve girerken kapıyı çalacaksınız. Fakat bir asır önce çalsaydınız ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Tevfik Fikret yan tarafta oturuyor. Ayağa kalkacaktı. Sizi bu evde misafir etmek için alacaktı. Evle ilgili birçok fotoğrafı da çektirmiştir Fikret aynı zamanda. Bunlar bir 100 yıl öncesine dayanır ki şu an göreceğiniz gezi sırasındaki tüm köşeler, tüm detaylar o fotoğraflarda da aynı şekilde korunmaktadır. Ev tamamıyla kendi tasarımı. Mimari açıdan da kendi tasarımı, iç dizaynı da kendi tasarımdır. Restorasyon sırasında özen gösterdiğimiz renkler, desenlerin ve mobilyaların hep aynı yerlerde olması bizim özelliğimizdi. Ziyaretçi Defteri'nin önceki programlarında Dolmabahçe koleksiyonundan önemli eserleri gösterdiğimiz programda da Abdülmecid Efendi'nin, Son Halife Abdülmecid Efendi'nin eserlerini, tablolarını tanıtmıştık izleyicilerimize. Bu evde de önemli tablolara yine Abdülmecid Efendi'nin imza attığını görüyorum ve hemen bu girişteki salon bölümünde de yine Tevfik Fikret'in en ünlü Sis şiirinden yola çıkarak yaptığı Sis tablosu bizi karşılıyor. Tabii müzelerde her objenin hemen hemen bir hikayesi vardır aslında. Abdülmecid Efendi, Şehzade Abdülmecid, sonraki son Osmanlı halifesi olan Abdülmecid Efendi ile Tevfikret arasında da bir hikaye vardır. Tevfikret'in eğitimciliği herkes tarafından malum. Galatasaray Lisesi, Robert Kolej, Ticaret Mektebi, Öğretmen Okulu gibi birçok farklı okullarda eğitmenlik yapmıştır. Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı sırada öğrencilerinden biri de Şehzade Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Bey'dir. Tevfikret'in istifasının ardından okuldan ayrılan öğrencilerden biri de Ömer Faruk Efendi'dir. Hatta çok enteresandır. Tevfikret'te Abdülmecid Efendi oğlundan dolayı tanışmalarının yanı sıra kültür adamı olarak da tanışırlar ki Tevfikret'e sorar Abdülmecid Efendi, oğlumu nereye gönderebilirim diye. Yurt dışına eğitime giden ilk şehzade olarak Avusturya'ya önerisi Tevfikret'in olur ve yurt dışına Avusturya'ya Ömer Faruk Bey eğitime çıkar. Evet, yine salonda bizi bacak bacak üstüne atmış Tevfik Fikret'in kendi bal mumu heykeli karşılıyor aslında, figürü karşılıyor ve adeta bizi şu anda da röportaj sırasında da izliyor, konuşmamız, sohbetimiz sırasında. Peki çok gerçekçi bir aslında kompozisyon olmuş. Bu hikayesi nasıl? Hikayesi yine Tevfikret'in ölüm yıl dönümüne, ölüm yılına dayanıyor. 1915'in 19 Ağustos'unda 48 yaşındayken vefat eder. İşte öldüğünde bir mask alınır Tevfik Fikret'in yüzünden. Biz o maskı 2010 senesinde buranın restorasyonu, müzenin tekrar düzenlenmesi sırasında kullandık. Bir bal mumu heykel yaptırmak kararındaydık. Gelen öğrencilerin, ziyaretçilerin Fikret'i daha iyi tanımaları için bu bal mumu heykel bizim için o dönem güzel bir olaydı. Ve bu bal mumu heykelin yüzünde de kullandık. Şu an baktığınız yüz belki de size bakıyor diyor. Ben ziyaretçilere söylüyorum. Çok da etkileyici olduğuna inanıyorum.
Tevfik Fikret döneminin önemli entelektüellerinden biri ve çok akımının da kurucuları arasında ve o dönemdeki çok önemli yazarları da bir araya topluyor aslında. Edebiyatı Cedide, yani yeni edebiyat. Servet-i Fünun edebiyatı da denilen. İşte ilk roman Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnusu, Mehmet Rauf'un Eylül'ü, Cenap Şahabettin, şair Cenap Şahabettin hep aynı çevrede faaliyet gösteren, birlikte fikir üreten isimler. Şimdi tam da aslında Edebiyatı Cedide odasındayız, değil mi? Bu odada kimler toplandı, neler oldu? Buranın biraz evvel bir edebiyat müzesi olduğundan bahsetmiştim. Aslında bunun öncesinde kaynak olarak da hakikaten doğru söylediğimizi şimdi ispat edeceğiz. Recaizade Mahmut Ekrem, hemen benim yanımda yer alan bu tabloda, Recaizade Mahmut Ekrem'i Abdülmecid Efendi yapmış. Duruşunu fark ettiniz mi? Demin Balmumu heykeldeki Tevfik Fikret'in pozu da yaklaşık buna benzer. Çünkü hocasından ilham almış Tevfik Fikret. Recaizade Mahmut Ekrem Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmeni iken Tevfik Fikret'in ilk hocalarından bir tanesi. Çok çalışkan bir yapıya sahip Tevfik Fikret. İşte bu çalışkanlığı ve önceliği onun Recaizade Ekrem tarafından keşfedilmesini de fark edilmesini ve bir dergi olan Servet-i Fünun'la tanıştırılmasına sebep oluyor. Bakın Ahmet İhsan Bey derginin sahibi. Servet-i Fünun dergisiyle tanışması Tevfik Fikret'in Recaizade Mahmut Ekrem tarafından oluyor. Bu dergiye kimler geliyor? Halit Ziyalar, Hüseyin Cahitler, Celal Sayırlar, Mehmet Rauflar, Süleyman Nazifler, Faik Aliler. Çoğaltabileceğimiz birçok önemli şahıs. Bugün bile birçok örneğini dizilerde, filmlerde, tabii özellikle kitaplarda okuyup hala o günleri nasıl olduğunu anlayabiliyoruz. Bu odaya gelelim. Bu oda 1901'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın Servet-i Fünun dergisinin kapanması neden olan yazının ardından ki edebiyat ve hukuk adlı bir çercümedir, bu çeviridir bu. Dağılan grup üyelerinin 1906 ile beraber bu seneden itibaren gelip Fikret'le sohbet ettikleri özel oda. Tevfik Fikret yazlık oturma odası olan bu odaya arkadaşlarını kabul ediyor ve burada tartışıyorlar, konuşuyorlar, gerekli tüm istişareyi burada yapıyorlar. İşte grubun toplanabileceği belki de yegane oda şu an içinde bulunduğumuz bu oda. Evet, ne fikirlerin belki de ne edebi tartışmaların döndüğü mekan, imkan ve üçüncü oda olarak ilham odası da burası olarak değerlendirebiliriz. Ruşen Eşref Ünaydın bu odayı tarif ederken zaten eski Türk evleri gibi kubbeli, duvarları koyu kahverengi ilhamkar duvar kağıdı kaplı bir oda olarak tasvir etmiş. Zaten fotoğraflarda da göreceğiniz gibi odanın 1910'larda çekilmiş görüntülerinde odanın hemen hemen aynı olduğunu fark edeceksiniz. Hatta fotoğraflardan birinde Tevfik Fikret ölmeden 2 ay önce çekiliyor ki bu fotoğraftaki üzerindeki kıyafet ünlü Rus yazar Tolstoy'dan esinlenerek kendi tasarımı olan gömleği. Son yıllarında bu gömleği giydiğinden bahsi geçer. Hastalık yıllarıdır bu yıllar. Şeker hastalığı o vücudundaki ödemi gizlemek amaçlı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Eşine, arkadaşlarına kıyafetler tasarladığı biliniyor. Hatta eşine tasarladığı bir çarşaf modelinde o dönem kadınlar arasında İstanbul'da moda olduğu da bahsi geçen konular arasındadır. Tevfik Fikret'in çalışma odasındayız. Orijinal eserleri görüyorum. Evini yaptırmadan önceki proje çalışmalarını görüyorum. Seyahat yazı sandığını görüyorum. O günkü haliyle korunmuş çalışma odasının içinde birlikteyiz. Binanın üst katı burası aslında. Biraz da biz burayı düzenlerken Fikret'in özel hayatını ayırmaya çalıştık. Çünkü banyosu, alafranga bir banyosu var burada.
Burası çalışma odası, diğer oda da yatak odası. Tamamıyla kendisine has, özel işlerini yaptığı odalar buralar. Hemen sol tarafımda bulunan çalışma masası, koltuğu ve çevredeki kütüphaneler kendi tasarımları. Mobilyalarını tasarlayan çok özel bir insan Tevfik Fikret. Bu masa birçok şiir kitabının yazılmasına şahitlik etmiş. İlk şiir kitabı Rubab-ı Şikeste haricindeki diğer kitaplarını burada yazdığını biliyoruz. Masanın üzerindeki projeler Aşiyan'ın yapılmadan önceki ilk taslaklarıdır. Tevfik'te tarafından kaleme alınır ki bunları ince ince detaylandırmış, hatta bahçe peyzajına kadar resmetmiş, boyamış. Orijinal yazı takımları yine masanın üzerinde yer alır. Odada diğer kapı Robert Kolej'e açılan köprüye açılır ki kütüphaneli bu kısım aynı zamanda resim atölyesi olarak da düzenlenmiş. Odada çok sayıda tablo görüyorum. Tevfikret'in şair yönü incelenmiştir çoğu zaman. Aslında ressam yönü de çok farklıdır. Onun çocukluk yıllarına dayanan bir özelliğidir bu. O yıllardan ölümüne kadar sürekli resim yapmayı hiç bırakmadan devam etmiş, birçok ürün vermiştir. Odada göreceğiniz tabloların, çizimlerin çoğu zaten o günlerden kalma resim çalışmalarıdır. Tevfik de çocukluk yıllarında kendisini ressam Tevfik diye adlandıracak kadar iyi bir ressam olmaya çalışmış. Lise imtihan salonuna asılmak üzere diye not ettiği İstanbul Kabadayısı diye adlı bir tablosu var ki kara kalem görülmeye değer. Son yıllarında yaptığı bir tablo da var. İsmi Güleriz Ağlanacak Halimize. Tabloya baktığınız zaman asimetrik bir yüz yapısıyla karşılaşacaksınız. Dikkat edin, bir tarafı gülümser, bir tarafı daha somurtmuş vaziyettedir bu tablo. ...19 Ağustos 1915'te Tevfik Fikret'in 48 yaşında hayata gözlerini yumduğu odadayız. Evet, aslında bu oda hem biraz hüzünlü, hem onun hayatına dair yine pek çok eski anıyı barındırıyor. Haluk'un fotoğrafları var. Özel hayatı yatak odasıyla bütünleştirdik biz. Aileyi de fotoğraf olarak burada yerleştirdik. Nazım Hanım dayısının kızıdır aslında. Tevfik Fikret'in az evvel anlattığım gibi bir yuva özlemi vardı. Aileden kopuk, yani annesi babası küçük yaşta kaybettiği için aile büyüklerinin yanında yaşıyor, orada büyüyor. Dayısının kızıyla da orada arkadaş aynı zamanda. Daha sonra evlilik çağına gelince Nazime Hanım'ın evlendirilmesi söz konusu olunca Tevfik Fikret hiç durmadan hemen atılıyor ve evlenmek istediğini söylüyor. Genç yaşta evleniyorlar. Haluk da 1893 yılında dünyaya gelen tek çocuklar. Evet. Haluk'un defteri. Biliyorsunuz Haluk'la ilgili birçok ki Tevfik Fikret onu aslında örnek olarak yetiştirmeye çalışıyor. Haluk'u yurt dışına göndermesinin sebepleri çok özel. O dönem Osmanlı'daki o teknolojik eleman eksikliğini gidermek bir anlamda. İskoçya Glasgow'a gönderirken bir elektrik okuluna yazdırıyor ki elektrik okuması amaçlı. Daha sonra Haluk 1912'de yurda dönüyor. Robert Kolej'de kısa bir süre çalıştıktan sonra burada beraber çalıştığı profesörle beraber Amerika Michigan Üniversitesi'ne giderek orada yüksek tahsilini bitiriyor ve bir daha Türkiye'ye dönmüyor. Evet. 1915 dedik, vefatı dedik. Tam da hemen yatağının yanı başında öldüğü gün alınan modelle diye tahmin ettiğim bir mask, bir çalışma görüyoruz. Türkiye'de alınmış ilk ölüm maskı özelliğini taşıyor. Maskı alan sanatçı yine ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım. Sanayi Nefise Kız Mektebi'nin de ilk yöneticilerinden biridir aynı zamanda. Atatürk'ün resmini yapan, Papa'nın resmini yapan çok özel bir sanatçı. Öldüğü gece 19 Ağustos 1915 gecesi saat gece 2:20 geçe ölüm haberi çevresinde duyuluyor. Gelen arkadaşlar arasında Rıza Tevfik,
ve maskında kalıbını alan Mihran'ım var. Biraz güç izin alıyorlar gerçi eşinden ama elinin yüzünün maskının alındığı biliniyor. İşte bu mask çalışması Fikret'in ölüm döşeğinde yapılan bir uygulama. Hemen yatağın sağ başında da bir fotoğraf göreceksiniz. Yine ölüm anını gösterir. Dikkat ederseniz kollarının şişmiş olduğunu fark edeceksiniz ki son yıllarında şeker hastalığının vermiş olduğu o eziyet vücudundaki ameliyatla neticeleniyor. Kollarından bir açık ameliyat geçiriyor. Hatta vefat ettiğinden sonra işte bu şiş kollar hala fotoğrafta görülmektedir. Evet, yine odada değerli bir başka koleksiyon da Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında imzasını taşıyan bir defterde, anı defterinde gördüğümüz notları. Biraz da bu notlardan bahsedebilir miyiz? Bizim müzemiz çok ziyaretçisi olan bir müze aslında. Çok önemli kişiler gelmiş. Müze olmadan yıllar öncesinden Rıza Tevfik'in başlatmış olduğu bir gelenek aslında. Ölüm yıl dönümlerinde anma toplantılarının hemen hemen ilklerinden biri Aşiyan'da yapılıyor. 1916, 17 ve 18'de birçok kalabalığın buraya geldiğini, ölüm yıl dönümünde ve taziye defterini, o gece gün açılan taziye defterini imzaladığını biliyoruz. 1918'in 19 Ağustos'unda, yani 3. ölüm yıl dönümündeki 70-80 kişilik kalabalığın içinde en fark edilen kişi Mustafa Kemal Atatürk. Bu defterin içine Süleyman Nezif ve Faik Ali. Onlarla beraber bir not düşmüşler. Tavaf-ı tahattüründe bulunmakla mübahi bereşkeran-ı Fikret. Anma gününün kutsal ziyaretinde bulunmakla övünen Fikret hayranları diye bir cümle ki bu Atatürk'ün de imzasını orada görebiliriz. Programımızın başında açılışımızı Tevfik Fikret'in mezarının başında yapmıştık. Ama burada şimdi aslında naaşının getirilişinin fotoğrafını görüyorum. Nasıl bir hikaye hesap, nasıl getiriliyor naaşı? Şimdi ölüm tarihine gitmek lazım aslında. 1915'in 19 Ağustos'unda vefat ettiğinde biraz da alelacele hemen bir defin işlemi yapılmış. İlk önce Aşiyan diye düşünülse de kendi vasiyetidir bu. Fakat aile mezarlığına defnedilmesi uygun görülmüş. Sebebi de Aşiyan'ın ileride ne olabileceği belli değil. Sebep bu. Eyüp'teki mezarlıkta 1961'e kadar kalmış mezar. Ziyaretler hem Eyüp'te hem de Aşiyan'da olmak üzere, evine olmak üzere iki ayrı yere yapılıyormuş o dönemde. 1961'de Tevfik Fikret Derneği'nin çalışmaları, Rıza Tevfik'in öncülüğünde yapılan çalışmalar mezarın buraya getirilmesiyle sonuçlanmış. Bahçede gördüğünüz bugünkü mezarı, kapak kısmı yine Eyüp'teki mezarının orijinal kısmıdır. Tabi o dönem mezarın içinden bulunan kemikleri toplanmak suretiyle bir törenle İstiklal Caddesi, Galatasaray Lisesi'nden geçirilen tören alayı, mezarın cenazenin buraya getirilmesi ve bugünkü yerine definle sonuçlanmış. Ölümünden 46 sene sonradır kendi vasiyeti yerine getirilmiştir. Bu oda ve bu camın önü kim bilir Tevfik Fikret'in neler düşündüğü, manzaraya bakıp düşüncelere daldığı, yeni fikirleri ürettiği yerlerden bir tanesi ve son yıllarında burada geçirmiş. Aşiyan zaten kuş yuvası yuva demiştim, hatırlıyorsunuz. Bu pencereyi açtığımda işte o kuş yuvasında olduğunu hissedeceksiniz. Bir başka ismi de cennete açılan penceredir bunun. Dünyada boğazı gören en güzel yatak odası penceresi diye de anılır. Evin en alt katındayız. Burası aslında yemek odasının olduğu, mutfağın olduğu bölüm. Ama burada en çok dikkatimi çeken Sokrat'ın penceresi adlı yerdeyiz. Hikayesi nedir bu Sokrat'ın penceresinin? Şimdi Tevfik Fikret evini planlarken birçok bölüme kendisi isim vermiş, kendi özelliklerini katmayı tercih etmiş. Sokrat'ın penceresi de böyle. O Sokrat'tan çok etkilendiği bahsi geçiyor. İşte o köşe hazırlamış bir pencere. Şu an içinde bulunduğumuz da mutfak kısmı aslında. Dışarıdan baktığınızda bir mağara ağzını andıracak şekilde hazırlanmış. İçeriden de şu an bizim gözümüzün önündeki bu pencere ışığı almak üzere yapılmış. Tam karşısı Küçük Su Kasrı, Küçük Su ve Boğaz
bir evin bodrumundasınız düşünün ama çok muhteşem bir manzaraya sahiptir. Bu ev pek çok edebiyatçıya, pek çok misafire de ev sahipliği yapıyor. Yemek odası da aslında o anlamda kim bilir kimlere ev sahipliği yapmıştır. Mutlaka birçok kişi demin de edebiyatı Cedide bölümünde bahsettiğimiz gibi birçok önemli edebiyatçı buraya geliyor Fikret'le sohbete. Tabii Fikret'in sohbeti tatlı, yemek yemeden de kimseyi göndermedikleri muhakkak. Hatta merdivenlerden inişte en alt basamakta bir çan vardır. Yemek hazır olduğu zaman evin aşçısı o çanı çalmak suretiyle misafirleri yemeğe davet eder. Fikret'in sofrası da çok meşhurdur. Atatürk'ün sofrası gibi sohbetlerin edildiği bir sofraymış. Özel bir sofradır. Şu an yine orijinal haliyle ziyaretçilerimizi bekliyor. Yine edebiyatımızın önemli isimlerinden Abdülhak Hamit'in bulunduğu, onun eşyalarının sergilendiği odadayız. Biliyorsunuz 1945'te Türkiye'deki ilk edebiyat müzesi olarak buranın hazırlandığını söylemiştim. Eve misafir olan sanatçılardan, edebiyatçılardan biri de kendisidir. Abdülhak Hamit Arhan'ın 1937'de vefat edişi orada, o sıralarda Maçka Palası Atatürk'ün tahsis ettiği evdedir. Ölüm ardından son eşi Lüsyen, onun tarafından eşyaları satılır ki belediyeye 1945'te kurulma aşamasındaki Aşiyan işte onun eşyalarının getirilmesiyle müze koleksiyonunu genişleterek onu sergilemeye başlar. Burada kendisine ait tablolar, özel kıyafetleri, çalışma masası, son eşi Lüsyen'in saçı, son kullandığı ilaç şişesine kadar birçok ayrıntılı eşyası sergilenmektedir. Şair Nigar Hanım'ın odasındayız. Şair Nigar Hanım tabi dönem edebiyatçının, dönem şairlerinin, hatta Tanzimat sonrası ilk kadın şairlerden. Tevfik Fikret onun oğullarıyla aynı okulda çalışmış Galatasaray Lisesi'nde. Nigar Hanım 1918'de Fikret'ten 3 sene sonra vefat eder ki 1959'lara kadar bu koleksiyon buraya gelmez. Müze olduktan seneler sonra oğulları tarafından kendisine ait eşyalar buraya getirilmek suretiyle burada bir ona ait oda oluşturulmuştur. Nigar Hanım'ın özel bir yönü vardır. Kendisi o dönem entelektüel hayatında önemli bir yere sahip olmuş. Salı toplantıları adında evinde toplantılar düzenlenmiştir. Tabii bu toplantılara çok farklı kişiler gelmiş. Çok önemli şahsiyetler. Mesela Pierre Loti, Romanya Kraliçesi, İtalya Veliaht Prensi gibi ismini sayabileceğimiz yerli ve yabancı birçok kişinin iştirak ettiğini biliyoruz. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Mustafa Kemal Atatürk'e, öğretmenlere, gençlere ve çocuklara ilham kaynağı olan şairin bu dizesi, Aşiyan Müzesi'nin her katında size eşlik ediyor. En sevdiğim üç şey, çalışma odasındaki tablolar, Aşiyan'ın eşsiz manzarası, Sokrat'ın penceresi. Tarih, edebiyat ve sanatın İstanbul'un güzelliğiyle bütünleştiği müzenin ziyaretçilerine güzel bir gelecek umudu aşılaması dileğiyle. Şair ve düşünür Tevfik Fikret'in evi ve edebiyat dünyamızın mabetlerinden Aşiyan Müzesi'ndeydik. Haftaya bir başka tematik müzede tekrar buluşmak dileğiyle. Ekotürk'le hayatın içinde kalın, kendinizi sevmeyi unutmayın.